Herkese iyi akşamlar. Kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 5 bas puanlık faiz arttırımıydı. Bu faiz arttırımına paralel olarak dün borsa tarafında pozitif hareketlerin etkin olduğunu gördük. Özellikle X Bank tarafında yukarı yönlü hareketlik etkin oldu bankacılık tarafına gelen alımlarla beraber. Bu da baktığımız zaman BIST endeksinin tekrardan 9000 puan seviyesinin üzerinde etkin bir şekilde işlem görmesine sebep oldu. Özellikle burada takip ettiğimiz bir direnç hattı vardı kısa vadeli görelimde ki bu direnç hattı 9220 puan seviyesiydi. Peki bu 9220 puan seviyesinden bugün bir miktar tepki hareketlerinin, geri çekim hareketlerinin etkin olduğunu gördük. Sabah saatlerinde endekste pozitif açışa beraber yukarı yönlü hareketlerinin etkin olduğunu gördük ama akşam saatlerinde bir miktar da hafta sonu riskinin alınmak istenmemesi dolayısıyla hafif satıcı seyirin devam ettiğini görüyoruz. 9135 puan seviyesinde işlem görüyor. Endeks %0,07 negatif seyir söz konusu tarafta diyebilirim. Endekse pozitif katkı sağlayan hisselere baktığım zaman Türk Hava Yolları, Akbank, Sasa ve Şişecam tarafında bir miktar burada pozitif katkı sağlanıyor. Tüpraş, Fortuto ve Bimaş tarafı ise endeksi baskılayan hisseler arasında bulunuyor diyebiliriz hisse bazlı olarak. Kur tarafına baktığımız zaman dolar TL'de bir miktar faiz kararı sonrasında 32 bandının aşağısına anlık ve geri çekim hareketlerinin etkili olduğunu gördük. Ama bugünkü işlemmeye baktığımız zaman 32 bandı seviyesinde bir miktar denge arayışının söz konusu olduğunu görüyoruz. Küresel tarafta dolar endeksi bir miktar güç kazanıyor. ABD tarafında gelen olumlu veriler sonrasında bir miktar dolar endeksinde güç kazanımının artış gösterdiğini gördük. Özellikle bu 104 bandı üzerindeki kalıcı hareketlik devam ediyor. Orada bir düşüş trendi vardı endekste. Bu trendin kırılımıyla beraber %30 bandına doğru ani hareketliklerin etkin olduğunu gördük. Dolar endeksindeki güçlenme paralel olarak da baktığımız zaman da bir miktar alt tarafındaki geri çekim hareketi devam etti. Ons bazlı olarak akşam saatlerinde bir miktar toparlanma hareketi etkin olsa da bu 2200 puan seviyesinden alınan, 2200 dolar seviyesinden alınan tepki sonrasında bir miktar aşağı yönlü hareketlikler etkin. 2174 dolar seviyesinde altın onsu işlem yürüyor. Kısa vadeli görünümde zaten bu 2176 dolar direncinin kırılımı bu tarafta önemli olabilir. Daha sonrasındaki hareketlikte 2200 dolar seviyesini takip edeceğiz. Özellikle burada bir çift tepe oluşumu gerçekleşecek mi yoksa 2200 dolar seviyesi ivmeli bir şekilde kırılacak mı? Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gümüş tarafta bir miktar geri çekim yaşadı. Altın tarafındaki hareketlere paralel olarak özellikle 25-80 bandı test edilmişti. Son yukarı yönlü hareketlikte burada 25-80 bandından alınan tepki sonrasında 24-50 bandından tekrardan yukarı yönlü tepki hareketliklerinin etkin olduğunu görüyorum. Onun dışında dolar yen tarafına baktığımız zaman burada da bir miktar 2 günlük periyotta volatilitenin yüksek olduğu anlar yaşadık. Burada biliyorsunuz borç tarafını takip ettik bir miktarda. Japonya Merkez Bankası artık kurda gevşek para politikasından çıkış yapmıştı. Fakat bağlı malın programını hemen sonlandırmayacağına yönelik haberler, söylemler ve sonrasında artık beklentilerin daha önceden satın alınmasıyla tam tersi hareketlikler etkin olmuştu. Buradan tekrardan 151.70 direncini takip etmeye devam ediyoruz. Burada bir çift tepe oluşumu söz konusu. 151.70 üzerindeki 4 saatlik kapanışlar bir miktar daha direnç seviyelerinin takip edilmesine olanak sağlayabilir. Aşağı yönlü hareketliklerde 150.90, 150.63 ve 149.80 destekleri de sırasıyla takip edilebilir. Dolar yen tarafında bir miktar daha yakından takip ediyoruz. Kapanışa doğru piyasalar ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Görüşmek üzere.